Murat Bardakçı, Türkçeyi. Geçen gün bir iki gazetede ve bazı internet sitelerinde çaydan bahseden haberimsi tuhaf bir yazı okudum. Yazı ülkemizde ilk kez Cumhuriyet yıllarında ekilen çay tohumlarının Ekonomik ömrü bitmek üzere Türk çayının gelecek nesillere en verimli şekilde aktarılması için sürdürülebilir tarımla üretilmesi gerekiyor diye başlıyordu. Sonra sürdürülebilir tarımın bir sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendiği söyleniyor ve platformun çağrısına Sezen Aksu'nun Eksik Olma şarkısıyla destek verdiği anlatılıyordu. Bu kelimeleri büyük ihtimalle bir halkla ilişkiler yahut reklam şirketi ardarda arda sıralamıştı. Zira ne demek istediğini tam olarak ifade edemeyen böyle kuru bir söz yığınını şimdilerin Türkçe'den nasibine alamamış bazı yeni moda yazarlarının bile bir araya getirebilmesi hayli zor gibiydi. Reklam maksadıyla yazılmış gibi duran ama meramını ifade edemeyen söz konusu haberimsiyi bağımlı seviyesinde bir çay meraklısı olduğum için defalarca okudum. Ne demek istediklerini çözmeye çalıştım ama çayın tohumundan yahut ekiminde bir değişiklik yapılmasına çalışıldığını anlayabildim. Sadece o kadar. Dolayısıyla konu açılmışken bağımlısı olduğum ve günde en az 20 bardak içmeden edemediğim çaydan bahsedeyim. Zihni ve Hulusi Beyler Çay malum Doğu Karadeniz nüfusunun en önemli geçim kaynağıdır. Ürettiğimizi hem tüketir hem de ihraç ederiz ama Doğrusunu söylemem gerekirse Türk çayı öyle kaliteli falan değildir. Dünya sıralamasında bile pek yer almaz ve ismi Güney Kafkasya'nın ucuz çayları arasında geçer. Zira çay bizde şunun şurasında taş çatlasa 100 senedir bilinmektedir ve eskiler asırlar boyunca sadece kahve içmişlerdir. Bazı çay meraklıları gerçi 1870'lerden itibaren Anadolu'nun farklı bölgelerinde çay tarımını denemişler ama ekimi yanlış iklimlerde yaptıkları için başarılı olamamışlardır ve çayın ciddi miktarlarda üretimi ancak Cumhuriyet devrinde başlayabilmiştir. Çay ekiminde ikinci öncü ismi her zaman hatırlamamız gerekir. Muğla'lı ziraat mühendisi Zihni Derin'le Rizeli avukat Hulusi Karadeniz'i. Zihni ve Hulusi Beyler 1920'lerde çayın bol bol çıktığı Batum'la aynı sahil şeridinde olan Rize'de ekim yapılmamasını tuhaf bulup Rusya'dan ilk çay fidelerini getiren kişilerdi. Türkiye'de çay üretimi bu ikilinin senelerce süren çabaları sayesinde başlayabilmiş. Hulusi Karadeniz'in İstiklal Mahkemesi'nin elinden son anda kurtulup İstanbul'a yerleşmesi üzerine Zihni Derin bütün engellemelere rağmen tek başına ve ısrarla çalışmış ve Doğu Karadeniz'i bir çay bölgesi haline getirmişti. Yaptıkları hizmetleri unutmayan devlet Rize'de kurulan çay fabrikasına Zihni Derin'in ismini vermiş ve bu hem Zihni hem de Hulusi Beylerin ilk nesil varislerine vefatlarına kadar her sene ilk rekolteden en iyi cinsten 10 kilo Rize çayını Cemile olarak göndermişti. Çay var ama ya kalite? Ve bizdeki çayın kalitesi meselesi. Çayın ana vatanı Çin'dir. Eski asırlarda Çin'in ardından Hindistan'da da çay ekimi başlamıştır ve Çin'in Yunnan, Hindistan'ın da Darjeeling bölgelerinin çayları iki temel grubu teşkil ederler. Daha sonraları diğer memleketlerde de yapılan çay ekiminde... Çin yahut Hint fideleri kullanılmış üründen iklime göre değişik lezzetler alınmıştır ve zihni derinle Hulusi Karadeniz'in 1920'lerde Rusya'dan getirip Rize'de ekimine başladıkları fidelerde bu çayların özelliklerini maalesef kaybetmiş olan türevleridir. Biz çayı başarıyla ektik ama sonraları kalitesine ve lezzetine pek önem vermedik. Çayın koskoca bir bölgede tek geçim kaynağı olması dışında bir şey düşünmedik. Devlet gerektiğinde haklı olarak sübvansiyonlar sağlayıp destek alımları yaptı ama halk nasıl olsa içiyor dendi ve kalite hep göz ardı edildi. Çay bugün önde gelen çay memleketlerinde çeşitleriyle hemen her gelir grubuna hitap edebilen bir sanayi halini almıştır. İyi kaliteli çay bütün dünyada gayet pahalı bir tüketim maddesidir. Hatta Çin'de ve Japonya'da yetiştirilen bazı yeşil çayların kilosu birkaç yüz dolardan birkaç bin dolara kadar çıkmaktadır. Bizdeki çayın lezzetini düzeltmeye çalışsak, vasat çayların tadını asıllarını andıran bir hale getirebilsek, çayı eski tiryakilerin tabiriyle ot olmaktan çıkartıp gerçek çay yapabilsek ve hem ülke içi tüketimi hem de ihracatı artırabilsek. Bunlar bir çay bağımlısının senelerdir kurduğu hayallerdir.